Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Efendim yeni bir bültenle bu akşam tekrar karşınızdayız. Yine sizler için önemli haberleri derledik, toparladık. Efendim haber heybemize aldık bakalım bugün bizi ilgilendiren neler var? Hani her zaman ana haber özetlerimiz vardı ya bugün var. İşte o ana haber özetlerimizi birlikte bir seyredelim ondan sonra da ana haberlerle devam edelim. Almanya Federal Sağlık Bakanı Şipan, neden aşı merkezlerinin tekrar açılmasını istedi? Avusturya Sosyal Güvenlik Kurumları kimlere aşı olmaları için mektup gönderecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede ana gündem maddesi neydi? CHP Hollanda Birliği, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu'na göre Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kişilerin sayısı ne kadar oldu? Kön Yabancılar Dairesi neden protesto edildi? Atiyat, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü düzenlediği resepsiyonla kutladı. Mali Araştırmalar Enstitüsü, İngiltere'de orta gelir grubundakilerin yaşam koşullarının neden kötüleşeceğini açıkladı. Son günlerde tartışma konusu haline gelen Adila Hitman'la ilgili son gelişmeler neler? 12 Eylül'ü mağdurlarından Adnan Özcan son yolculuğuna uğurlandı. Fransa'da 28 yaşındaki Türk genci inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Müzik Almanya'da SMA hastası Yiğit Ensar bebek yararına futbol turnuvası düzenlendi. Müzik Karabük Yenice Kültür ve Danışma Derneği 10. Göktepe Yayla Şenliği ile memleketlerini tanıttı. Gayrimenkul alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların sayısı ne kadar oldu? Hepsi ve daha fazlası az sonra Kanal Avrupa ekranlarında. Evet hepsi ve daha fazlası Kanal Avrupa ekranlarında mutlaka Avrupa'dan haberimiz olsun diyor iseniz Kanal Avrupa ana haberlerden ayrılmayın efendim. Bu bir tavsiye tabi. İstediğiniz yere de bakabilirsiniz ama Avrupa'dan haberler bizden sorulur. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerini tekrar açmalarını istedi. Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 9658 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı geçen hafta pazartesi gününe göre 3000'in üzerinde bir artış olduğu anlamına geliyor. 7 günde her 100.000 kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri ise 154.8'e çıktı. Bu değer bir hafta önce 110.1 düzeyindeydi. Federal Sağlık Bakanı Şipan, artan yeni vaka sayıları sebebiyle eyaletlerden Eylül ayı sonundan bu yana kullanılmayan aşı merkezlerini tekrar aktif hale getirmelerini istedi. Şipan, güçlendirici doz aşılarının en fazla kişiye en hızlı şekilde yapılabilmesi için eyaletlerin Eylül sonundan bu yana beklemede olan aşı merkezleri şimdi yeniden çalışmaya hazır olmalı dedi. Şipan ilk adım olarak ise 60 yaş üstü herkese mektup gönderilerek bir doz daha aşı olmaya davet edilmesi çağrısında bulundu ve bunun daha önce iyi bir sonuç verdiğini belirtti. Almanya Daimi Aşı Komisyonu 70 yaş üzerindekilerin güçlendirici olarak tanımlanan 3. doz aşı yaptırmalarını önermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın isteyen herkesin destekleyici dozu olabileceği yönünde söylemleri eleştiriye sebep oldu. Almanya'da aşılama kampanyası yaz mevsiminden bu yana hız kesti. Bu nedenle aşılama kampanyasında önemli bir görev üstlenen aşı merkezlerinin çoğu kapandı. Resmi rakamlara göre 83 milyonluk nüfusun 3'te 2'si aşılandı. Evet, grip salgını da var. Aşılamaya devam, tek kurtuluş aşı. Aşı olanlar bu mikroba yakalandıkları zaman normal aşı olmayanlara nazaran daha hafif atlatıyorlar. Yani tecrübeyle sabit sevgili seyirciler. O yüzden de gerçekten şu anda aşı çok önemli. Avusturya Sosyal Güvenlik Kurumları aşı olmayan insanlara hastalığın seyrine dair risklerin arttığını anlatan bir mektup gönderecek. Avusturya Sosyal Güvenlik Kurumları, aşı olmayan insanlara hastalığın seyrine dair risklerin bulunduğunu anlatan bir mektup gönderecek. Avusturya'daki aşılanma oranlarından memnun olmayan hükümet, aşı olmayanlara ulaşacak ve onları bilgilendirecek bir mektup gönderme teklifini meclisin onayına sundu. Ulusal Konsey'in Sağlık Komitesi'nde FPE hariç tüm meclis grupları perşembe günü ilgili hükümet teklifini onayladı. Şimdiye kadar Avusturyalıların sadece %62.4'ü koronavirüse karşı tam olarak aşılandı. Aşı kapsamını artırmak isteyen yetkililer, aşı olmayanların evlerine sosyal güvenlik kurumlarınca bir bilgilendirme mektubu gönderileceğini açıkladı. Söz konusu mektupta aşılanmamış kişiler enfekte olmaları durumunda ciddi bir COVID-19 seyri riskinin arttığını bildiren bir mektup alacak. 12 yaşından küçük çocuklar bu hükümden muaf tutuldu. Yeni düzenleme ayrıca COVID-19'a karşı ücretsiz aşı teklifinin Avusturya'da en az 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacağını ve 3. şahıs aşılarının da kamu sektörü tarafından karşılanacağını öngörüyor. Şu anda 31 Aralık ile sınırlı olan geçerlilik süresi pandeminin devam etmesi sebebiyle yarım yıl uzatıldı. Ayrıca ikinci aşıdan 6 ay sonra tüm aşılanmış kişiler için de bir takviye aşı tavsiyesi yapılacağı bildirildi. Bu öneri hali hazırda 65 yaş üstü kişiler, risk grupları ve AstraZeneca aşısı olan kişiler için geçerli. Efendim duydunuz. Önceden testler ücretsiz bedava idi ama insanlar aşı olmadığı için testler ücretli hale getirildi. Şimdi aşılar da bundan sonra gördüğünüz gibi ücretli hale getirilebilecek. O yüzden... Şu anda faydalanmak isteyenler, aşı olmak isteyenler aşılarını yaptırsınlar. İleride parayla aşı yaptıracaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki tarafın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Tabii birçok liderle birlikte bir araya geldiler de Macron önemliydi biliyorsunuz. Macron'un Yunanistan'la anlaşması var. İşte gemilerini Türkiye'ye gönderiyordu. Oradaki Müslümanlarla ilgili sıkıntıları var. Herhalde bu mevzuları da konuşmuşlardır Sayın Cumhurbaşkanımızla. Efendim böyle Cumhuriyet kutlamaları devam ediyordu hafta sonu. Onunla ilgili bir haberimiz var. Bu sefer Hollanda'dan ve Köln'den yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Köln'de yapmış olan ve Hollanda'da yapılan bir kutlama, Cumhuriyet kutlaması. Cumhuriyet Halk Partisi, Hollanda Birliği, Cumhuriyetimizin 98. yılını Lahey'de bulunan birlik binasında coşkulu bir kalabalıkla birlikte kutladı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Köln Derneği Başkanı Güney Çapan'da bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlamaları hafta boyunca tüm yurtta olduğu gibi yurt dışında da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Hollanda Birliği de Cumhuriyetimizin 98. yılını Lahide bulunan birlik binasında coşkulu bir kalabalıkla birlikte kutladı. Millet İttifakı olarak Avrupa'da bir ilk olarak yapılan kutlamaya Türkiye'den CHP Yurtdışı Koordinatörü Hakverdi Gürbüz de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada İyi Parti Hollanda temsilcisi Adnan Büyükbilgin böyle bir etkinlik için CHP Hollanda Birliği'ne teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duyguyla güneşe hasret bir mahkum edasıyla selamlıyorum. Ben de sizler gibi uzun süre yurt dışında ikamet eden arkadaşınız, yoldaşınızım. 30 yıl Avustralya'da kaldım. 30 yıldan sonra 4 yıldır da şu anda Türkiye'de Genel Merkez'e göre ifade ediyorum. Yaptığım işin bilincinde olduğumu düşünüyorum. Çünkü 30 yıl yurt dışında yaşamanın iliklerime kadar sömürülmeyelim. İliklerimize kadar bize bazı şeyleri ecekle dediğinin farkında olan bir arkadaşınız, dostunuz olaraktan size seslenmeyi düşünüyorum. Coşkulu kalabalığa hoş geldin diyen CHP Hollanda Birliği Başkanı Bülent Çoban, Avrupa'da birlikte gerçekleştirdik. Millet ittifakı olarak ilk kez böyle bir çalışma yapıyoruz. Coşkulu katılımınız için hepinize teşekkür ederim dedi. Daha sonra konuşma yapan CHP Avrupa Koordinatörü Hakverdi Gürbüz, kendisinin de 30 yıldır yurt dışında yaşadığını ve son 4 yıldır Ankara'da genel merkezde görev yapmakta olduğunu belirterek, CHP Hollanda Birliği bugüne dek 3 çok önemli başarı imza attı. Hem sanatçılar olan destek geceniz, hem öğrencilere olan tablet desteğiniz, hem de yangın ile ilgili toplanan para yardımı için başta Bülent Çoban ve yönetim kurulu üyelerine halkım adına teşekkür ederim. Bizler ülkemizde çok şeyler kaybettik. Atatürk'ün emanetleri, fabrikalarımızı kaybettik. Algı operasyonları ile bu değerlerimizi elimizden aldılar dedi. Programın eğlence bölümünde de programa katılan yaklaşık 175 kişi Hollanda'nın sevilen müzisyenleri Ercan Söğüt ve Ender İnce'nin çalıp seslendirdikleri sevilen türküleri eşlik ederek Türk bayraklarını dalgalandırdı. CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan ise Cumhuriyet'in 98. yılına ilişkin bir mesaj yayınladı. Çapan mesajında şu ifadeleri kullandı. Anadolu insanına, birey ve yurttaş olma hak ve kimliğini kazandıran, yurtta ve dünyada barış ilkesi temelinde çağdaş uygarlık yolunu benimseyen Cumhuriyetimizi saldırılara karşı koruma, hukukun üstünlüğü demokrasi ve insan hakları ekseninde geliştirme kararlılığı ile tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve devrimci arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Evet. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle yurt dışında da buralarda da vatandaşlarımız tarafından, sivil toplumları kuruluşları tarafından da kutlanıyor efendim. Hayırlı olsun. Yüzüncü yola az kaldı. Ha gayret. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu 2021 yılı nüfus kayıtlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kişilerin sayısı 2019'a göre iki kart arttı. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu 2020 yılı nüfus kayıtlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kişilerin sayısı 2019 yılına göre 2 kat arttı. Merkezi İstatistik Bürosu bu artışın ölüm oranlarına göre yeni doğanların sayısının 10 bin daha fazla olmasından ve Hollanda'dan gidenlerin azaran gelenlerin artmasından kaynaklandığını belirtti. Hollanda nüfusu Ocak ile Eylül 2021 arasında 90 bin kişi arttı. Bu rakam 2020 yılının ilk üç çeyreğine göre 57 bin kişi daha fazla arttı. Merkezi İstatistik Bürosu rakamlarına göre 2010 Eylül ayına kadar Hollanda'ya 184 bin göçmen geldi. Buna karşı 106 bin kişi ülkeyi terk etti. Öte yandan Hollanda'ya gelen göçmenler arasında özellikle 18 ila 25 yaş arasındakilerin arttığı gözlemlendi. Hollanda'ya göç eden grupların başında 8 bin ile Suriyeliler geldi. Bu grubu 7600 Polonyalı, ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen 4600 kişi takip etti. Dördüncü sıraya ise Türkiye'den gelen göçmenler yerleşti. Bu yılın ilk üç çeyreğinde 4000 kişi Türkiye'den Hollanda'ya göç etti. Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kişi sayısının 2019 yılına kıyasla neredeyse iki kat arttığına dikkat çekildi. 2019 yılında 3300 kişi Hollanda'ya gelirken 2020 yılında bu sayı 2300'e gerilemişti. 15 Temmuz sonrasının artıkları olabilirler bunlar Türkiye'den göçün sebebi. Zaten Türkiye'den normal göçü kabul etmiyorlar ki farklı bir şekilde almışlar. Aile birleşimi de olabilir bunun içerisinde ama çoğunlukla da öyledir. Pandemi tedbirlerini bahane göstererek kentteki yabancıların oturum ve vize gibi işlemlerini zamanında gerçekleştirmeyen Köln Yabancılar Dairesi protesto edildi. Almanya'nın Köln kentinde yabancılar dairesi protesto edildi. Bir buçuk yıldan beri pandemi tedbirlerini mazeret göstererek bir buçuk yıldır oturum ve vize randevularını geciktiren yabancılar dairesinin bu tutumu yapılan gösteriyle protesto edildi. Protestolara Karitas ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşları katılarak dairenin vize ve oturum müsaadelerini geciktirmesi sebebiyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Köln Yabancılar Dairesi önünde yapılan gösteriye 500 kadar kişi katıldı. Göstericiler, dairede yaşanan gecikmelerin önlenmesini isteyen pankartlar taşıdı. Taşınan pankartlarda, çocuk param gelmiyor, iş yerimi kaybetmek üzereyim, oturmam yok, çocuğuma laptop alamıyorum ifadeden yer verildi. Kalabalık, Köln Valisi ile Yabancılar Dairesi'ne sorunlara çare bulunması için çağrıda bulundu. Gösteri yaklaşık 2 saat sürdü. Köyünde yaşayan yabancılar, oturumlarını uzatma, akrabaları için vize başvuruları, yeni doğan çocukların kaydı ve araç trafiği açtırma gibi başvurularına uzun süre cevap alamıyor ya da kendilerine çok ileri tarihe randevu veriliyordu. Şimdi demokratik bir protesto yapılmış tabii ki yapılması da gerekir ama orada çalışanlar da insan yani Covid onlara gidiyor da hasta ediyor da bizi etmiyor mu? Onları da ediyor, bizi de ediyor. O yüzden e, tedbirler kapsamı içerisinde ellerinden geleni yapıyorlar. Bazen haksızlık yapmamak lazım diye düşünüyorum. Yani biraz böyle iyi düşünmek lazım. Ellerinden geleni yapıyorlar neticesinde. Yani sonuçta sizi buradan göndermiyorlar. Mutlaka o işlemler yapılacak sonuç olarak. Efendim Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Türkiye-Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümün nedeniyle düzenlediği bir resepsiyonda kalabalık bir topluluğu bir araya getirebildi. Kısa adı Atiyat olan Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği resepsiyonla Türk-Alman İşgücü Anlaşması'nın 60. yılını kutladı. Birçok davetlinin katıldığı etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Şener Cebeci Düsseldorf Başkonsolosu Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ve Ticaret Ateşesi Anıl Gürtun Akaya da katıldı. Almanya'da 60 yıllık göç hayatı süresince başarıyı yakalayan Türkleri kutlamak ve ödül vermek için düzenlenen resepsiyonda Atiyat Başkanı Aziz Sarıyar yapmış olduğu konuşmada 60 yıllık göç hayatında yaşanan birçok üzücü olaylara rağmen Türk toplumu Almanya'da birçok başarıya da imza attığını belirtti. Sarıyer konuşmasının devamında Bugün size bu başarı öykülerinden bazılarını tanıtmak istiyoruz dedi. Atiyat Başkanı Aziz Sarıyar'ın konuşmasının ardından ödül verileceklerin kısa filmleri davetlileri izletilmesinin ardından federal liyakat nişanı sahibi ve SPD Federal Milletvekili Gülüsten Yüksel, ilk yapay kalp naklini yapan ve Almanya Tıp Ödülü sahibi Doktor Dilek Gürsoy ve Türkiye Uyum Araştırmaları Merkezi Başkanı, aynı zamanda da CDU Federal Milletvekili Serap Güler'e başarılarından dolayı Atiyat yönetim kurulu üyeleri tarafından ödülleri verildi. Efendim elit bir kutlama olmuş. Tebrik ediyoruz devletimizi de orada en üst düzeyde temsil edilmiş sayın başkonsoloslarımız, muavin konsoloslar, ateşelerimiz hepsi oradalarmış. Tebrik ediyoruz güzel bir efendim kutlama sayın Sarıyer'e de tebrik ediyoruz. İngiliz Düşünce Kuruluşu Mali Araştırmalar Enstitüsü ülkede orta gelir grubunda yer alan ailelerin yaşam koşullarında bozulma görülmesinin beklendiğini söyledi. İngiliz Düşünce Kuruluşu Mali Araştırmalar Enstitüsü ülkede yüksek enflasyon ve vergi artışları sebebiyle orta gelir grubunda yer alan ailelerin yaşam koşullarında bozulma görülmesinin beklendiğini aktardı. Mali Araştırmalar Enstitüsü, İngiltere'nin geçtiğimiz gün duyurulan bütçe düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde vergi artışları ve yüksek enflasyon yaşam standartlarında çok yavaş büyüme anlamına gelecektir. Yüksek enflasyon oranları ve vergiler ortalama ücret artışlarının üzerinde olacağından, orta gelirli bir kişinin gelecek yıl bu durumdan daha kötü etkilenmesi muhtemel denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mali Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Paul Johnson, ülkede düşük gelir grubunda olan insanların yüksek enflasyon, yüksek vergi ve düşük gelir üçgeni arasında yaşananların acısını hissedeceğini belirterek artan giderler sebebiyle kısa vadede milyonlarca insanın durumu kötüleşeceği vadesini kullandı. Paul Johnson, İngiltere Maliye Bakanı'nın bütçe kararları alırken salgını adeta kılıf olarak kullandığını iddia ederek şunları kaydetti. Kendisinin gelecek 3-4 senelik planlarına ve kendi tahminlerimize bakıyoruz. Dikkat çekici bir şekilde salgının ekonomik büyüklüğü üzerinde 3-4 yıl içerisinde pek bir etkisi olmayacak. Yani yaptığı şey muhtemelen gerekli olduğunu düşündüğüm salgını bir kılıf olarak kullanmak. Efendim bence kimse salgını kılıf olarak kullanmıyor. Bu bütün dünya ülkeleri buna dahil çünkü gerçekten bu salgın tüm dünyada ekonomik krizlere ve çöküşlere sebep oldu. Toplamak, bir, tekrar efendim harekete geçirmek zor tabii ki. Güçlü bir ülke değilseniz eğer. İngiltere güçlü bir ülke idi Brexit'ten sonra neler oldu, neler yapılacak, bundan sonra ne düşünüyorlar onu da bilemiyoruz ama pandemi gerçekten bütün ülkelerin ekonomisini etkiledi. Bunu Almanya'da dahil. Alman medyası komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Attila Hilman'a Berlin Savcılığından bir çalışanın bilgi sızdırdığını yazdı. Almanya'da komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Attila Hildman hakkındaki soruşturmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı. Alman medyası, koronavirüse dair ortaya attığı komplo teorileri, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçan Atilla Hildman'a Berlin Başsavcılığında çalışan bir kişinin bilgisizdir dini ileri sürdü. Edinilen bilgilere göre Hildman'a Berlin Başsavcılığından 32 yaşındaki bir kadın çalışan bilgisizdirdi. Söz konusu kişinin Hildman hakkındaki soruşturma evraklarına ulaştığı iddia edildi. Başsavcılık sözcüsü, IT bölümünde çalışan kişinin görevin gizliliği ilkesini ihlal etmek ve suçun cezasız kalması girişiminde bulunmaktan süresiz olarak görevinden alındığını doğruladı. Berlin Başsavcılığının polisin verdiği bilgi üzerine söz konusu çalışanın hangi dosyalara eriştiğini incelediği kaydedildi. Başsavcılık sözcüsü, bu incelemede söz konusu zanlının aşırı sağcı ya da Kuya'dan çevrelerinden farklı isimlere dair bilgileri yetkisi olmamasına rağmen sorgulandığının tespit edildiğini söyledi. Zanlı'nın Attila Hildman'a bilgi aktarmanın yanı sıra bu yılın başında Türkiye'ye giderek kendisini ziyaret ettiği de öne sürüldü. Hildman hakkında geçtiğimiz sene kolluk kuvvetleri mukavemet ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlarından cezai soruşturma açılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Alman ve Türk vatandaşlıklarına sahip olan Hildman'ın geçtiğimiz sene Aralık ayında Türkiye'ye gittiği ortaya çıkmıştı. İlginç bu nasıl Türk bu nasıl Alman değil mi? Vurucu yabancı düşmanı ilginç. Ülkücü hareketin ve 12 Eylül'ün mağdurlarından olan bilge insan Adnan Özcan son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı efendim. Ülkücü hareketin ve 12 Eylül'ün mağdurlarından bilge insan Adnan Özcan son yolculuğuna uğurlandı. Uzun yıllar Alparslan Türkeş'in korumalığını yapan ve Türkeş'in evladım dediği önemli isimler arasında yer alan Adnan Özcan, geçirdiği kalp krizi neticesinde sevenlerine veda etti. Kendisinden küçüklere ağabeylik yapmış ve çevresinde sevilen bir insan olarak tanınan Adnan Özcan, memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, kıymetli ağabeyimiz, büyüğümüz Adnan Özcan'ı Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Karlı köyünde defnettik. Rahmetin yağdığı bir günde sevenleriyle beraber son vazifemizi yerine getirdik. Ülkücü hareket, yiğit ve dürüst bir insanı kaybetti. Bizler, canımız, bir parçamız olan ağabeyimizi kaybettik. Adnan ağabeyi ölene kadar unutmayacak, hatırasını yaşatacağız. Mekanın cennet olsun dediler. Efendim yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Fransa'da 28 yaşındaki Türk genci inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Türk gencinin bu hafta düğünü de olacağı belirtildi. Fransa'da inşaatta meydana gelen feci kazada 28 yaşındaki Türk genci hayatını kaybetti. 23 Ekim'de Plaloy şehrinde meydana gelen kazada Türk genci şantiyede çöken balkonun altında kaldı. Fransız medyasına göre hayatını kaybeden gencin balkona beton atılırken koyulan destek direklerini sökerken çöken balkonun altında kaldığını yazdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Türk gencinin hayatını kaybettiğini belirlerken aynı şantiyede çalışan ve şoka giren kardeşi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Savcı cumartesi günü şantiyede işçilerin çalışmasıyla ilgili kaçak bir işin söz konusu olabileceğini söyledi. Öte yandan müfettişler de çöken balkon ve iki işçinin çalışma koşullarında bir ihlal olup olmadığının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden 28 yaşındaki Türk gencinin ise nişanlı olduğu ve bir hafta sonra düğününün olacağı açıklandı. Çok yazık, çok günah ama takdiri ilahi önüne geçemiyorsunuz. Siz tedbirinizi alacaksınız, takdiri Cenab-ı Allah'a bırakacaksınız. Demek ki olacağı varmış. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu gencimizin de düğünü olacakmış yakında. Ailesine başsağlığı dilerken kendisinin de mekanının cennet olmasını efendim diliyoruz. Başka şey yapacak bir şeyimiz yok. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde SMA hastası Yiğit Ensar bebek yararına futbol turnuvası düzenlendi. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde SMA hastası Yiğit Ensar bebek yararına futbol turnuvası düzenlendi. 24 futbol takımının katıldığı turnuvaya belediye başkanı, Alman milli futbolcuları, Türk kadın milli futbolcu Nurşen Yaprak ve rap sanatçısı Ali 471 katıldı. Turnuvayı düzenleyen gönüllüler adına konuşan Laletente, turnuvaya katılımın çok yoğun olduğunu belirterek Ensar bebeğe yardımların devam edeceğini söyledi. Laletente, Kanal Avrupa Haber mikrofonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yiğit Ensar bebek, ölümcül olan SMA kas hastalığı ile mücadele ediyor. Maalesef tedavisi için dünyanın en pahalı ilacına ihtiyacı var. 1 milyon 845 bin euro. Bir senedir Almanya'da bu parayı bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Ensar Türkiye'de yaşıyor. Ancak bu ilaç maalesef henüz Türkiye'de yok. O yüzden yurt dışına çıkması gerekiyor. Ensar 3 yaşına girecek ve şu an sadece 4 kilo 700 grama düştü. Kilo kaybediyor. Kasları her gün ölüyor. Çok acil bir şekilde bu ilaca ihtiyacı olduğu için burada bir turnuva düzenledik. Ensar'ın kampanyası şu anda %60'larda. Buraya gelen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz dedi. Turnuvada başarı sağlayan takımlara kupa verildi. Turnuvadan elde edilen gelir Yiğit Ensar bebeğin tedavisi için kullanılacak. Güzel bir organize, tebrik ediyoruz. Yalnız bu bir iğne sadece Amerika'da üretiliyor, sadece Amerika'da var. Parasını ödüyorsunuz, istediğiniz ülkeye geliyor. Yani dünyanın başka ülkelerinde de yok. Sadece Amerika'da var. Onu da söyleyelim. O yüzden pahalı, o yüzden e, oraya gidilmesi lazım. Ya orada tedavi edilmesi lazım ya da dünyanın belirli ülkelerinde var. Oralarda tedavi edilebiliyor ama iğne şart efendim. Pahalı bir iğne. Merkezi Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde yer alan Almanya Karabük ve Kültür Dayanışma Derneği COVID-19 sonrası düzenlediği 10. Göktepe Yayla Şenliği ile hem memleketlerini tanıttılar hem de hemşerileri ile bir araya gelme fırsatı buldular. Merkezi Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde yer alan Almanya Karabük Yenice Kültür ve Danışma Derneği COVID-19 sonrası düzenlediği 10. Göktepe Yayla Şenliği ile hem memleketlerini tanıttılar hem de hemşehrileriyle bir araya gelme fırsatı buldular. Yoğun katılımın olduğu şenlikte 7'den 70'e hemşehriler kaynaşma imkanı buldu. Derneğin icra kurulu başkanı Cevdet Koymalı, pandemi sonrası yapılan ilk etkinlikte katılımın yoğun olduğuna dikkat çekerek şenliğin hem yenice hem de Türkiye'nin tanıtımı noktasından büyük önem taşıdığını ifade ederek dernek olarak uyum noktasında da önemli bir açılım yaptıklarını söyledi. Başkan Koymalı konuşmasında çalışmalarımıza bir ay önceden başladık Yaptığımız çalışmalarda bugünkü güzel etkinlik ortaya çıktı. İki yıl aradan sonra yaptığımız ilk Göktepe Yayla Şenliği'ndeki yoğunluk bizi memnun etti. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz dedi. Derneğin Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel de Almanya'da düzenlediğimiz Göktepe Yayla Şenliği'nin iki yıl aradan sonra yapılan güzel bir çalışmanın ardından yapmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemiden dolayı iki yıl ara vermek zorunda kaldık. Gurbette yeniceyi aratmıyoruz yönetim kuruluna, kadın kollarına, gençlerimize ve etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Göktepe şenliğimizde ki yoğunluk bizi memnun etti. Yani arkadaşlarımıza, dostlarımıza, buraya gelen bütün hemşehrilerimize katkılanan dolayı geldikleri için teşekkür ediyoruz. Almanya'da düzen her yıl düzenlemiş olduğumuz Göktepe şenliğini bu yılda iki yıl aradan sonra icra kurulu başkanımız ve yönetim kurulu bugüne hazırladılar. Güzel bir organizasyon yaptılar. Tabi pandemi dolaylarından dolayı iki sene ara vermek zorunda kaldık. Böyle her yıl hem Yenice'yi Gürbette vatandaşlarımıza aratmıyoruz. Burada memleketimizin Göktepe şişe, Göktepesi var şehrimizde. Orayı burada Gürbette yaşıyoruz. Böyle güzel hizmetlerinden dolayı başta başkanımız olmak üzere gerçekten gençlere yönetimine kadın kollarına. Bugün çok emek sarf eden e, hemşerilerimize ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok gururlandım. Hepsinden Allah razı olsun. Evet, sosyal faaliyetlerimize devam. Yani şehir derneklerimiz bu faaliyetleri güzel yapıyorlar efendim. Diğer şehir dernekleri de yapsınlar. Dayanışma önemli. E, ve biz de tebrik ediyoruz. E, biz de davetliydik ama yoğunluktan dolayı gidemedik ama arkadaşlarımız oradaydı. Kanal Avrupa Haber Dairesi'nin bugün sizler için hazırlamış olduğu ana haber bültenimiz bu haberimizle birlikte sona erdi efendim. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.